Tarım alanında son gelişmeleri yakından takip eden sektörün başarılı markası Turika Tarım'a konuk oluyoruz şimdi. İzliyoruz. Merhaba Altın Rehber programı izleyicileri. Altın Rehber Türkiye turumuzda sektörün lider isimlerini sizlerle tanıştırmaya devam ediyoruz. Efendim bugün sizler için yaş sebze meyve ihracatı konusunda hizmet vermekte olan Turika Tarım ürünlerinin konuğu olduk. Yanımızda firma yetkilimiz Ali Özbay Beyefendi bulunmakta. Öncelikle merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizleri konuk ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ali Bey, Turika Tarım ürünlerinde hangi hizmetler verilmekte? Turika Tarım ürünlerinde yaş sebze meyve hizmeti verilmekte. Biz genelde Irak bölgesiyle çalışıyoruz. Pazarımız orada var. Biz çiftçimizden aldığımız günlük taze ürünlerimizi burada soğuk hava depolarımızda soğutup, şoklayıp termokinli araçlarımızla yurt dışına ihracatımızı yapıyoruz. Peki Ali Bey, sanıyorum ki Tarsus'ta yetişen sebze meyvelerin ihracatını gerçekleştiriyorsunuz. Türkiye genelinde başka yapmış olduğunuz kollarınız var mı? Var. Türkiye'nin hemen hemen çoğu bölgesinde mevcut ekiplerimiz var. Biz bu ekiplerimizle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Aynı şekilde burada araçlarımızı gönderip orada ekiplerimizin çiftçimizden topladığı kiraz, elma, nar gibi ürünlerde güçlü bir firmayız biz. Bunlardan topladığımız ürünleri yurt dışına aynı şekilde aynı bizim firma adına çıkıyor. Turika Tarım olarak çıkartılıyor, öyle değil mi? Evet. Peki sektör zor bir sektör. Günlük olarak teslimatı konusunda zorlanmış olduğunuz konular var mı sektörünüzde? Tabii zorlandığımız kısımlar da var bu konuda. Çünkü yaş meyve sebze çok farklı bir iştir. Hani günlük alınan mal soğutulup derecesi 2 derece 3 dereceye getirilmeden yüklendiği zaman ve şoför arkadaşlarımızın termokinlerini bir saat bile kapattıkları zaman sıkıntı yaşayabiliyoruz. Çünkü gidilen ülkede doktor kontrolünden geçiliyor. Eğer doktorun onayı olmadan o ülkeye çıkış yapılamıyor. Bu da büyük bir sıkıntı oluyor bizde. Mallarımız çoğu zaman gümrükte kalabiliyor, geri dönebiliyor. Biz bunu yarı fiyatına oradaki gümrük kapılarındaki ilçelerimizde satmak zorunda kalıyoruz. Bu da bizim zararımıza neden oluyor. Sektörde yıllardır ayaktasınız. Yeni bir isimle birlikte sektöre tekrardan girmiş olmanıza rağmen. Peki bu ayakta kalabilmenizin sebebi nedir? Kaliteniz midir? Turika gerçekten kalite demektir. Yani biz buna güveniyoruz. Yurt dışındaki pazarımızda da çoğu Arap tarafı müşterilerimiz Turika denildiği zaman gerçekten akan suyun durduğunu söylüyorlar. Biz kaliteden hiçbir zaman ödün vermedik. Turika olarak bundan sonra da aynı kalitemizi koruyacağımıza temenni ediyoruz yani. Peki efendim, bu kaliteli hizmetinizden faydalanmak için izleyicilerimiz size nasıl ulaşacaklar? Turika Tarım ürünlerinden Facebook adresimiz var. Turika adreslerimiz var. Cep telefonlarımız var. Yerimiz Huzurkent'te. Bizimle irtibata geçtikleri vakit onlara en kolaylıkla bize ulaşabilirler. Son olarak Ali Bey, Turika Tarım'ın yakın tarihteki hedefleri nelerdir? Yakın tarihteki hedeflerimiz Avrupa'ya açılmak. Şimdi biz Orta Doğu ülkelerinde çalışıyoruz. Genelde de dediğim gibi pazarımız Irak'ta. Daha ilerleyen günlerde, yıllarda diyeyim, Avrupa'ya açılmak, Rusya gibi ülkelerle çalışmak istiyoruz. Hedefimiz büyümek. Peki Ali Bey, siz direkt üreticiden alıp tüketiciye direkt siz mi? Evet. Herhangi bir aracı yok. Yok, direkt biz bahçelerden, çiftçimizden alıp paketleyip direkt üreticiye sunuyoruz. Peki efendim, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Efendim bugün sizlere yaş sebze meyve denilince Tarsus'ta akla gelen Turika Tarım Ürünleri firmasından seslendik. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.